Cevaplı test 1'deyiz. İlk sorumuzda ABC sıfırdan farklı birer rakamdır demiş ve buna göre aşağıdaki üç basamaklı sayılardan hangisi daima 3'e bölünür diye sormuş. 3'e bölünebilme kuralı rakamların toplamıydı. Yani A artı B artı C. C şıkkı için C artı C artı A yani 2C artı A. D şıkkı için 2B artı A. E şıkkı için A artı 2B. B şıkkı için de 3 çarpı C'dir. Buradan hangisi 3'ün katıysa o daima 3'e bölünür tabi ama A artı B artı C'nin 2C artı A'nın 2B artı A'nın ve buradan da yine 2B artı A'nın 3'ün katı olup olmadığını bilmiyorum ama B şıkkında 3 çarpı C dediği için C ne olursa olsun bu sayı 3'ün katıdır ve 3'e daima bölünür. İkinci soru da A, 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 3 basamaktı. Bir doğal sayıdır demiş ve bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaç farklı değer? alabilir diye sormuş bize. Sayımız AAA A, A. 9 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamının ki rakamları toplam burada 3A 9 ile bölümünden kalandır. O zaman ben A'ya değerler vererek 3A'yı bulabilirim. Yani A 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 değerlerini alabilir. 0 değerini alamaz rakamlar arasından. A1 olursa da 3A 3, 2 olursa 6, 3 olursa 9, 4 ken 12, 5 ken 15, 6 iken 18, 7 iken 21, 8 iken 24, 9 iken de 27 değerlerini alır. Buradan 9, 18 ve 27'de kalanlar sıfırdır. Diğer rakamlar toplamında da bu toplamları 9'a bölmek yeterlidir. Yani 3'ün 9 ile bölümden kalan 3'tür. 6 da 6'dır. 12 de yine 3. 15 yine 6. 21 de 3. 24 de 6 gelir. Rakamları toplamının 9 ile bölümünden. Buradan da 0, 3 ve 6 kalanları geldiğinden yani bu bölüm 3 tane farklı değer alır. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneğidir. Üçüncü soruda ardışık 5 tam sayının çarpımı için aşağıda söylenenlerden hangisi daima doğrudur diye sormuş bize çok uzatmayacağım ama en küçükten başlarsak daha açıklayıcı, daha öğretici olacaktır. 1 2 3 4 5 bunlar çarpım durumunda. Sonra 1'e attım 2'den başladım. 2 3 4 5 6. 2'yi attım 3'ten başladım. 3 4 5 6 7. 3'ten değil 4'ten başlayayım dedim. 4 5 6 7 8 4'ten değil 5'ten başlayalım. 5 6 7 8 9. Bakın şimdi 5 tane ayrı çarpım yazdım ardışık. Bu 5 çarpımda bakın dikkatimi benim ne çekiyor? Hepsinde ama hepsinde hepsinde mutlaka 5'in katı bir sayı var. 5'in katı bir sayı var. Aynı zamanda aynı zamanda 3'ün katı bir sayı var. İsterseniz bakın. 3'ün <laughs> katı bir sayı var. Hepsinde hepsinde muhakkak çift bir sayı var. Yani 2'nin katı bir sayı var. Burada da 2'nin katı. Evet, 2'nin katı, 2'nin katı ve muhakkak bu 5'in içinde bir tane 4'ün katı sayı var. Hepsinde bir daha yazmama gerek yok. Denden yapalım. O zaman bu böyle devam edeceğine göre 5 ardışık sayımın çarpımı bu 5 sayının çarpımı olur. Bunların çarpımı da nedir? 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 4'tür. Dolayısıyla 5 ardışık sayının çarpımı kesinlikle 120'ye bölünür. Dördüncü soruda 23.400 AB 5 basamaklı sayısı 5 ile bölünebilen bir tek sayıdır demiş ve bu sayının 4 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A artı B toplamı en çok kaç olabilir diye sormuş. Bir kere 5 ile bölünebiliyorsa B 0 ya da 5 olmalı ama burada bakın tek demiş tekin de altına çokça çizeyim o zaman B 0 değil 5 olmalı. O zaman sayımız da 2, 3, 4, A, 5 olur. Burada 4'e bölünebilmeden bahsettiği için son iki rakama bakarım. Son iki rakamı alıp aşağıda yazdığımızda yani A, 5 sayısı neymiş? 4'ün katından 3 kalanı veriyormuş. Ben bu, ben bu 3'ü alıp bu tarafa atarsam o zaman a 5'ten 3'ü çıkartırım ve A2 eşittir 4'ün katı olur. A2 4'ün katı ise o zaman A rakamı 1, 3, 5, 7 ve 9 değerlerini alabilir. Buradan bize neyi sormuştu? A artı B'yi sormuştu. Buradan B'yi ben 5 buldum. En çok kaç olabilir dediği için de A'nın değerleri arasından 9'u alırım. A 9 olur. Bunların toplamından da A artı B en çok 14 bulunur. 5. soruda ABC 3 basamaklı sayısının daima 7'ye bölünebilmesi için aşağıdaki toplamlardan hangisi 7'ye bölünmelidir diye sormuş. Bir kere sayımızı yazalım. ABC 3 basamak sayısı eşittir 100A artı 10B artı C'dir. 100'e en yakın 7'nin katı 98 olduğu için ben 100A'yı 98a artı 2a artı 10 byi de 7b artı 3b şeklinde parçalarım artı c derim. ABC sayım bu ifadeye eşit. Sonra 98 ve 7b, 98a ve 7b, 7'nin katı olduğu için onları yan yana yazıyorum. Yani 98a artı 7b artı 2a artı 3b artı c olur ifade. ABC sayımız yani. Buradan bu ifade 7'nin katıdır. O zaman ABC sayısının daima 7'ye bölünebilmesi için 2A artı 3B artı C 7'ye bölünmelidir. Buradan da cevabımız B seçeneği olur. Altıncı sorumuzda ABC 3 basamaklı sayısının daima 13'e bölünebilmesi için aşağıdaki toplamlardan hangisi 13'e bölünmelidir diye sormuş. Hemen ABC'yi yazalım. ABC eşittir. 100A artı 10B artı C'dir. 100'ü e en yakın 13'ün katı 91'dir. O zaman ABC sayısı... 91A artı 9A artı 10B'yi de şöyle yazabiliriz. 13B eksi 3B şeklinde yazarım. Burası 10B eşit olur yine. Artı C olur ifade. Buradan 91 ve 13 13'ün katıdır. O zaman bunları yan yana yazıyorum. O zaman ABC sayısı eşittir. 91A artı 13B artı 9a eksi 3b artı c olur. Artık 91a artı 13b 13'ün katıdır. O zaman abc sayısının daima 13'e bölünebilmesi için 9a eksi 3b artı c'nin 13'e bölünmesi yeterlidir. Yedinci soruda bir sayının 11 ile bölümünden elde edilebilecek farklı kalanların toplamı kaç olur diye sormuş. Hemen bir A sayısını ele alalım. Bunu 11'e bölelim. Bölümümüz B olsun. Kalanımız da K olsun. Tabii ki bölümün en çok kullandığımız kuralı nedir? bölen kalandan büyük olmalı. Yani 11 büyüktür. Kalan olmalı. Bunu tersten okursanız kalan her zaman 11'den küçük olmalı. Burada başka bir şart da verilmediği için a çifttir, tektir vesairedir. O zaman k 11'den küçük her doğal sayı olabilir. O zaman k kalanımız 0, 1, 2, şöyle bir işareti yapalım. 10'a kadar her değeri alabilir. Bunların toplamı da n çarpı n artı 1 bölü 2'den eşittir. Son terimimiz 10 olduğu için 10 çarpı 11 bölü 2'dir Buradan da cevabımız 55 bulunur 8 soruda bir çift sayının 14 ile bölümünden elde edebilecek farklı kalanların toplamı kaçtır diye sormuş. Bir çift sayı dediği için sayımız 2A olsun. 2A'yı 14'e bölelim. Bölümümüz B olsun. Kalanımız da K olsun. Bu bölmenin sağlamasını yapacak olursak 2A eşittir 14B artı K'dır. 2A'yı zaten çift sayı dediği için 2A aldım. Yani bu çift bir sayı. 14B de çifttir. Peki çiftin ne ile toplamı çift olmalı? Tabii ki çift bir sayıyla toplamı çift olması gerektiğinden demek ki kalanımız da çift olmalı. Bir de kalan her zaman bölen sayıdan küçük olması gerektiği için kalanımız 14'ten küçük olmalı. O zaman buradaki kalan değerimiz 14'ten küçük bütün çift sayılar olabilir. Yani 0, 2, 4 6, 8, 10 ve 12 değerlerini alabilir. Bunların toplamı kaçtır diye sorduğu için bunların toplamı da burada 6 tane terim var, 7 tane terim var ama 0'ı almayız. 0 etkisi seraman toplamda. Buradan 6 tane terimimiz var. 6 çarpı son terim 12, ilk terim 2. Bunların toplamı bölü 2'dir bu toplam. Buradan da 6 çarpı 7 gelir buradan da toplamımız 42 bulunur. var